O zaten hep benim yanımda. Kalbimde. O da seni sever mi Luka? Yani şu çok heyecan vericiydi. İlk defa böyle tam anlamıyla tür olarak komedi olmayan bir film Trakya'da geçecekti. Çünkü hep Trakya filmleri genelde işte güldürü komedi olur. O yüzden de hani çok heyecanlandım ve mümkün olduğunca işte şive için uğraştık, zaten oldukça uğraştık. İyi olsun istedim, doğal olsun istedik. İlk defa Trakya insanı madem film yapılıyor falan. Öyle heyecan vericiydi. Bu senaryo aslında ben yapımcı mantığıyla ilk yazmaya başladığımda yapımcı gibi düşündüm. Dedim ki bana az para harcatacak ve bağımsız kalmama yardım edecek. Çünkü eğer çok para harcarsanız bağımsız kalamıyorsunuz sinemada, başkalarına bağımlı oluyorsunuz. Bir film olsun bu. Dolayısıyla senaryo aşamasında her şeyin sade gelişeceği bir fikir üretmem gerekiyordu. Ben bir işverenin çocuğuyum ve küçük yaşlarımdan itibaren, ki 70'li yılları gördüm Türkiye'de, 66 doğumluyum ben. Ailemin sofrasında hep sendika üyeleri oldu. Bunlar genellikle sol görüşlü insanlardı ve o 70 döneminin sol görüşünü çok özümsemişim fark etmeden çocukluk yıllarından itibaren. Dolayısıyla da onların söylemleri bu filmin içinde var. Ve onlara karşıt gelen Cennet'in söylemleri var. Çünkü ben naturalist ve kaderci biriyim aslında. Cennet'i yazarken de biraz kendimden bir şeyler katmak istedim. Örgüye gelince zaten galiba biraz otomatikman gelişti. İhtilal öncesindeki Türkiye'de olup biten bir sürü olayın kenarında, köşesinde böyle birkaç insanın hayatını bu tip olayların nasıl etkilediği ilk aklıma geldi açıkçası. Yani filmi okuduğum zaman bu küçücük fotoğraftan Türkiye'deki genel fotoğraf aklıma gelmişti. Tabii onun dışında bu küçücük olayın kahramanlarının kişisel özellikleri vesaireleri hakikaten çok birbirini tamamlayıcı, güzeldi. Bunlar aklıma geldi ilk, yani filmi, senaryoyu okuduğum zaman. Bu da böyle bir oda. Yatağın olduğu oda burası olabilir. Işık girer içeri falan. Ben sadece oynamıyormuşsun gibi oluyorsun. Sadece baktığımı düşünüyorum mesela. Şuna bakıyorum. Orada ayrı bir Erman çıkıyor. Şaşırıyorum. Sizin bir yatsana, yaptığın yeri belirleyelim. Şimdi yastıkla birlikte biraz aşağı inmen gerekiyor. Bir su geçelim. Peki. Başı burada, sonu burada. Hatırlıyor musun? Ben depliyorum şimdi. Söyle o zaman. Bir kaçak varmış buralarda. Jandarmalar cirit atıyor. Normal yürüyelim değil mi? Ben de ama bir şey, hani asker yayını. Sen de ne dilastik adamsın? İki de. Yok ki, normal yürürler herhalde. Aynı, şuna gerek yok, istemem. Hadi bir teşekkür ederim. Sakın buradan dolayacak. Elinle bir tut orayı, önce. Elinin üstüne bas. Bastırıyorum üstüne. Kaldı bakayım. Çuh. Ver. Şu, bak, şu olsun yeter mi? Bak, öbür elinde tut. Öbür elinde aşağıya sar. Bu elinde de bak karıncaya. Tamam. Niçin storyboard çalışması istendi? Hani daha düzenli, daha tertipli çalışabilmek birinci amaç diye düşünüyorum. Hani çünkü ne istediğini bilmek önemli.
bu iş için kısıtlı bir vakit var. Hani her şeyin bir an önce halledilmesi gerek. Olduğu yani en güzel şekilde. Ve bunun için de bir ön hazırlık hani diyebiliriz. Üç boyutlu bir program kullandık. Çünkü hem ölçekleri daha rahat bir şekilde ayarlayabiliyorduk. Hem de kamerayı istediğimiz şekilde konumlandırabiliyorduk. Kafamızdaki şekli sokup istediğimiz yönden ayarlayabiliyorduk kendimizi. Ve bütün karakterlerin ve ortamın en ince ayrıntısına kadar işleyebiliyorduk. Niye hiç kıstırmadılar onu Şinyaka? Hayalet mi bu? Evet, fırlıyoruz. Ayşe! Ayşe dur bekle! Ayşe dur, ben de geleceğim, bekle! Ayşe dur! Ayşe! Tamam! Tamam. Evet. Çal. Sizi. Mahmut aslında kötü gibi görünen ama kötü olmayan biri. Cenneti seviyor, ona aşık fakat sevgisini nasıl anlatacağını bilmiyor. Aslında toplumda böyle insan çok var. Çok fazla bu tip insanlarla karşılaşıyoruz. Kötü mü? Tam kötü değil aslında. Yani içinde iyilikler var. İşte kıza çiçek vermeye çalışıyor. Bir taş yığının içine oturup taşlaşacak derecede ona olan sevgisini düşünüyor. Böyle bir adam. Ama bunları dile getiremiyor. Yani onun iletişim problemi var özünde, kötülükten ziyade. Aslında nazik bir adamımdır yani Mahmut Kabasaba ve çok ciddi kompleksleri olan biri. Belki iyi şeyleri, hani bir iki iyi huyu Mahmut'un kendimde bulabilirim diye düşünüyorum. Kendime toz kondurmamak da adına. Ertan için de aynı şeyi söylemek mümkün. Karakterler genel olarak iyi yazılmaya çalışılsa da eli kana bulanmış bir adamdı o. Ve daha sonra o el toprağa değdi. Toprakla olan ilişkisini anlattı. Aslında toprak falan hepsi metafor filmin içinde. Toprak memleketini anlatan şey Ertan'ın. Bu filmde olan dört karakter de hepsi ayrı ayrı yaşıyor. Kimi çok büyük değişimler yaşıyor, kimi çok ufak, hani çok anlık değişimler yaşıyor ama herkes de, bütün karakterlerde bir değişim var ve bu çok hayatın içinden bir durum. Çok naturalist düşüncede bir kız. Doğayı inceliyor, zaten doğadan besleniyor. Fakat sonunda eline silahı geçirebiliyor. Aslında o sol dönemin, yani özellikle 76 sonrası sol dönemin sürecini ben Cennet'te yaşattım. Sol görüşte olan Ertan'da değil, Cennet'te yaşattım. Şirin'in rolü, yani komşu kadın rolü benim için sadece geçişlerde kullandım ve bir tipleme olarak düşündüğüm bir unsurdu, öyle diyeyim. Yani yazarken öyle düşünmüştüm. Ama Şirin'in oyunculuğu, yöreyi çok iyi biliyor olması onu bir karaktere çevirdi oynarken. Dolayısıyla hatta birkaç tane sahneyi sonradan yeniden ekledik senaryoya. Boş ver, bak ben sana aslında ne diyeceğim. Ay, kumarcı Ramazanların düğünü oldu ya. Hı hı. İşte vermemişler. Sen Naim Agalar'ı davet diyelim. Abi aynı olduğun içinde mi? Ha. İnsanlık mı bu? Komşu kadın bir taraftan da dış dünyayla ilişkili sürekli. İşte biraz dedikoducu. Onun bir şeyleri taşıyabilir bir kötücül yanı var. Hani bütün bilgileri diğer tarafa taşıyan bir tarafını öne çıkarttık ki bu bir tehdit oluştursun. Kızın saklılığıyla ilgili bir tehdit oluştursun diye. Bu da Şirin'in, yani oynadığı karakterin, komşu kadının kötü tarafı diyebiliriz. Abi ya, benim kınalı tavuk kırdı kendini yumurtlayacağım diye. Bulamam evde koyacak yer. Lazım dizeyim kiremitleri artık. Hiç merak etme. Herkes bilir seni. De duysunlar madem, nasıl delirttin beni de. Can bu be can, yeter artıkın. Büyük ayakları büyük. Ne yaparsın be Cemil?
tiyatro oyuncusuyum normalde ve var bazı kamera deneyimlerim ama şeyi sevmiyorum, böyle kesintili oynamayı sevmiyorum. Bir de bu böyle sağ olsunlar çok plan çekiyorlar. Çok plan demek oyuncu açısından çok devamlılık tutmak demek. Benim en çok zorlandığım şey hani ya ben kaptırmışım, oynamışım işte. Şimdi bir daha alacağız yakından ama şurada şunu yaptım, burada bunu yaptım. En çok zorlandığım ilk sahne. Şöyle, hakikaten her şeyin ilki mutlaka ki zor. Yani ilk çekime başladığımız bir, yani aslında bence filme baktığımız zaman çekimi en kolay sahnelerden belki bir tanesidir ama sonuçta ekibin birbirine alışması, benim rolüme alışmam vesaire gibi bir o sahneyi unutmuyorum, ilk sahneyi. Bir de final sahnesinde onu da unutmuyorum yani. Şirin'le çok çalıştık. Şirin yani sağ olsun çok emek gösterdi. Yani onun emeğini yadsıyamam ben. O olmasaydı bu şiveyi hayatta çözemezdim. Onunla çok zorlandım. Şivede çok zorlandım. Bir banyo sahnesi vardı ki çok, evet, o sahne gerçekten çok zordu. Çok su çok soğuktu. Ve o sahnede böyle bir yandan işte etkilenmek, işte ne bileyim bir yandan hissiyatı dışarı vurmaya çalışırken aynı zamanda da o soğuk suyu hissetmemeye çalışmak zordu bayağı. Çünkü bir vermek üzereyim o tarafa. Korkuyorum. Yalnız duracakları yerleri iyi organize edelim. Bir yaklaşır mısın? Şöyle abi? Geleceğim hocam. Şuraya kadar. Gölgeye, tamamen gölgeye girmen lazım. Giremem. Girmen lazım. Ama giremem. Çok yakın. Odunu yedim. Gerçekten soğudum olduğu için. Ben bunu biraz daha çalışayım. Maymunu takalım Mustafa abi. Ne? Biraz hani tiyatronun içinde olmak ve biraz oyuncu tarafından bakmak ağırlıklı olmakla birlikte, hani benim açımdan süreç böyle oyunculukları izlemek, hangi sahnede nasıl çalıştılar, kim nasıl düşündü, kim ne kadar rolün içindeydi, ne kadar dışarıdaydı ve bunu hani diğer faktörler ne kadar etki ettiler gibi durumlardı. Bunları gözlemleme şansım oldu açıkçası. Çok duygu yüklü anlarda biraz fazla üstünde durduk sahnelerin. İşte orada belki ben de zaman zaman yön göstererek, ki çok hoşlanmasam da oyuncuyu çok kendi çizgisinden çıkarmaktan, onlara yön vermeye çalıştım. Her sahneyi tartıştım onlarla. Yazdığım için aynı zamanda dışarıdan bakan gözler oldular benim için. Güzel bir süreçti o anlamda. Setin içinde olmak çok büyük bir avantaj kurgucu için. Hangi sahnenin hangi sahneyle bağlanacağını, hangi planın hangi planla bağlanacağını önceden fikir vererek yönetmenle tartışmak, demokratik olarak bu çok güzel bir şey, müthiş. Onu yaşamak güzeldi. Sette bulunmak o anlamda avantajdı. İlk oynadığım an bana dediler ki çok iyi oynadın ama çok daha küçük oynaman lazım. Bir daha denedik, evet küçüldü. Bir daha denedik, küçüldü. Ondan sonra bana dediler ki işte bu çok güzel oldu. Ben de dedim ki ama ben oynamadım ki. Yani sahneyle kamera karşısının çok büyük bir farkı olduğunu bu filmde öğrendim. Sahneden yani seyircilere geçme durumu noktasında vücudun her yerini kullanman aslında büyük avantajlar sağlıyor ama sinemada böyle değil. Zor geldi bana sinema oyunculuğu. Çünkü ya fazla mimik kullanmaman gerekiyor. Vücudunu kullanman hiçbir şey ifade etmiyor çoğu zaman. Yani ayağın şöyle durmuş, böyle durmuş hiç önemli değil. Çünkü farklı açılardan sadece yüzün görünüyor aslında. Genel planları hariç tutuyorum. Ben oynarken hafif bir şuur kaybı yaşıyorum açıkçası. Yani
Sonra ama hani kamera oyunculuğunda şuurunuzu sürekli ayık tutmak zorundasınız ve hani ne yaptığınızı çok iyi kontrol etmek zorundasınız falan. Hani bir de ben çok içselleştirdiğim için rolü, özdeşleştiğim için bazen benim bile hiç hesaplamadığım, çocukluğumdan beri görmüşüm, işlemiş falan diye çatanak bir şey yapıveriyorum orada. Sonra hadi yakın planda bunu tekrar et. İyi tamam, nasıl yapmıştım acaba diye. En çok zorlandığım oydu diyebilirim. Şöyle bir sağa sola bakarak çık, şu üstünü falan kapatarak, çünkü ayıp ya böyle. Hı hı. Onu bir bize göster. Sonra fırla. Arkadaşlar biraz sağa. Soyma anı, bandajı sökme anı, çıkartma anı, hepsini çekeceğiz. Giydirmeye kadar. Burada bir kez daha. Yeniden bandajlamaya kadar. Daha mı muhabbeti anlatıyorsun? Hani bakayım yani, kim bilir kanarda belki de. İşte senin bildiğin gibi değil. Burası köylük ya, burada her şeyde mana aramayacaksın. Hani çok böyle hadi dışarı çıkayım, bahçede oturayım birazcık, oksijen alayım, aman ağaç ne güzelmiş. Ben böyle bir insan değildim. Yani onu geçtim, arı gördüğüm zaman, hatta çekimlerin başında da var. Hıy hıy diye kaçan bir insandım. Hıy hıy hıy. Allah. Böyle bir şey olduğu zaman doğanın ortasındasın, ne yapacaksın? İstemediğin kadar arı geçiyor yanından. Yani benden çok farklı bir şey olması beni çok etkiledi. Eğer aşık olduysam yani dönüp de davaya gitmezdim mesela. Ya da fazla ciddi bir havası var bir kere. Yani gereğinden fazla bir ciddiyet var gibi. Bende yoktur o. Bilgi seni bile hiç acımadan öldürür. Cennet karakteri yani benim için, benim kendi oyunculuğum için belki bencilce bir şey ama benim çok hoşuma gitti. Çok denemek istedim. Bu yarın gider zaten pazara. Cennet eve döndüğünde Mahmut sinirli tavırlarla bir şey aramaktadır. Geç kaldın diyor Mahmut. Sen kiminle oynaşıyorsun? Sen kiminle oynaşıyorsun? Mesela şive yapmak belki biraz daha kolay. Ama sadece küçük bir deformasyon, sadece şehirliyi köylüye çevirme, hani çok yöresel bir şiveyi almadığınız sürece bence çok daha zor. Bunu yaşadım bir oyuncu olarak. Dublajda hem sesimle hem de belirli harflerin üzerinde biraz çalışıp karşılıklı bir böyle
bir iletişimle çözdük diye düşünüyorum. Geliyor mu? Ne biliyoruz adam? Hırsız mı? Uğursuz mu? Geliyor. Oyuncuyla da doğru iletişimi kurmak sanırım bu işin kilit noktası. Çünkü genelde şöyle bir şey oluyor. Evet, belli bir projeyle bir iş yapıyorsunuz. Yani belli bir parayla bir iş yapıyorsunuz. Ve süreniz kısıtlı, teknik imkanlarınız kısıtlı oluyor vesaire gibi başka bir sürü faktör var. Dolayısıyla işlerin hızlı ilerlemesi gerekiyor. Bir yandan bunlar gözetiliyor. Tabii işte yönetmenin, teknik ekibin kafasında başka sorunlar oluyor. Herkes başka bir şey düşünüyor. Biri ışığı, biri rengi, biri kadrajı, doğru şeyi aldık mı, almadık mı falan derken bir yığın problem var hakikaten o anda. Ama şöyle bir şey atlanabiliyor. Ya orada oyuncu işin içinde olmazsa eğer, yani bir şekilde o kaçarsa, aslında diğer düşündüğünüz şeylerin pek de bir önemi kalmayabiliyor. Böyle bir ihtimal var. Çünkü genelde sinema yapan, sinema üzerinden kendini var etmiş insanların biraz oyuncu ayağını atladığını gözlemledim ben. Benim çok kişisel bir çıkarımım bu. Ama bu projede bu biraz daha dikkat edilmeye çalışıldı. Ya bir kere hani çok samimi bir şekilde yönetmenimiz hiç böyle tecrübesiz bir yönetmen değil. Son derece profesyonel bir yönetmen. Müthiş bir hani birikimi var bu anlamda. Bence çok ciddi bir risk aldı. Çünkü hani hiçbirimiz tanınan oyuncular değiliz. Yani hani hatta yani böyle çok yeni, çok daha hani bu işin başında olan arkadaşlarımız da vardı filmde. Ama o bize inandı. Ve evet, yani hani bir de onun bir hayali bu. Hani çok uzun zaman sonra gerçekleştirdiği bir proje. Hani ilk defa bağımsız bir film yapacağım dedi vesaire. Ve hani bizimle riske girdi ciddi anlamda. Bu bize ciddi bir inancı olduğunu gösteriyor. Ya ben çok keyif aldığım bir süreçti. Çok eğlendiğim bir süreçti. Zaten film bittikten ya hala özlüyorum ya. Hala o günleri hatırlayıp gülümsediğim çok oluyor. Ekip arkadaşlarımla da çok uyumluyduk. Öyle düşünüyorum ben. Sahne verirken yönetmen ama o iş bittiği zaman gayet abla gibi, anne gibi hatta yanımızdaydı. Yani ekip arkadaşlarımı zaten önceden tanıdığım insanlardı. O açıdan hiç sorunum olmadı. Zaten bir evde kalıyorduk. Aile gibiydik. Bizde sakat iş oldu. Duydum filmlere çıkıyor. Ya ne güzel. Biraz sonra son karemi çekip bu sette veda ediyorum. Anladım beni sen. Çay aldık mı? Evet, anladım da diyor. Evet. Bu arkadan gelendi. Ama şurada bir poşet yapmıştım. Biraz daha toplu. Genel tamam. Bir arı ölçek lazım. Ne o kadar genel ne o kadar güzel. Biraz daha. Hayırlar. Ben bu kadar birlikte düzgün hareket edebilen çok az ekiple çalıştım. Hep bir çıban başı çıkar, bir sorun çıkar. Hiç öyle bir şey olmadı. Bir de bir aynı evin içinde ve aile gibiydik. Yani bu filmi hep beraber taşın altına elimizi sokarak yaptık. Dolayısıyla bence bütçe düşüklüğünden kaynaklanan çok güzel sohbetler, muhabbetler de oldu. O yüzden ben hani o anlamda bir sıkıntı yaşamadım. Vallahi ekip tamamen özverili bir ekipti. Tabii bu işteki bu amatör ruh başarıyı da beraber getiriyor.
özverili olması her türlü zorluğa karşı direncimizi artırdı. Herhangi bir yılgınlık, sıkıntı ve hiçbir şey yaşamadık. Zaman zaman hani belki işin hızı açısından, ışığa bağlı, konuya bağlı, hadi çabuk olalım durumu olmuştur. Ama onun haricinde hiçbir sıkıntı yaşamadık. Ekip çok uyumluydu. Hazırız. Şimdi bu şehirlerde nasıl yaşanır? Satına bir yere istediğim şey nedir biliyor musun? O sarı zeminde tamamlarını görmek. Anladın? Biraz daha alta girersem yeşil devreye girecek. Yeşil devreye girecek. Şu kadar gibi deneyelim. Geri dönelim. Yaptı. Yapalım. Tamam. Omzuna biraz daya istersen. Sizin elini azıcık bu tarafa durdun. Hepini yapsın. Tamam. Şimdi bana doğru elini azıcık kaydırsana. Bu tarafa doğru. Ha. Bir göreyim mi son konumunu? Biraz daha kaydı bana doğru. Ben 35 mm ile sinemayı öğrendim. 35 mm üzerine çalıştım yıllarca. Sonra tabii o mükemmelliyeti hep aradım. Ve kurgudan tutun işte çekim sürecine kadar 35'e alışık biriydim normalde. Tabii süreç ilerledikçe teknolojiye de ayak uydurmak zorunda kalıyorsunuz. Bana hep film çek, işte hazırsın, her şey var, hadi başla diyorlardı. Ama ben bir türlü o teknik şartları ve 35 mm düşünerek o teknik şartları bir araya getirmediğim için hep bir adım geri duruyordum bu işten. Neden? Çünkü biliyordum ki hani bir şeyler eksik gedik olduğunda 35 mm bunu kaldırmayacak ve düzgün bir filmde ortaya koyamayacaksınız. Sonra dediler ki bana biz bir film çekeceğiz, tamam bu senaryoda iyi ama DSLR'e fotoğraf makinesiyle çekeceğiz dediler. İyi falan dedim, ben sanıyorum ki böyle büyük bir alet çıkacak karşıma. Sonra işte makine geldi, böyle bir şey avuç içi kadar. Bununla mı çekeceğiz koca filmi dedim. Evet dediler. Aslında benim için sıkıntı oldu çünkü çok alışmışım işte. Ya her şey kocaman kocaman böyle her şeyi görebiliyorsunuz, tartabiliyorsunuz vesaire. Burada 3 CCL'li, ben bir de monitör kullanmayı da sevmiyorum. Çok zorlandım o anlamda. Yani bir sürü kadrajı yeterince göremeden kayıt aldık. Yine de ona rağmen az hata oldu diye düşünüyorum. Tabii bunda görüntü yönetmeninin çok etkisi var. DSLR fotoğraf makineleriyle çalışmanın bir kere çok ufak olması tabii bize çok acayip ve garip gelmişti. Hafif ve kompakt olması da kolay. Yani yer değiştirmesi ve mekanlara sığması açısından çok büyük kolaylık. Filmin geneli hep sadelik üzerine kuruldu. Kamerayı ilk gördüğümde bir fotoğraf makinesi ile çalışacaksam eğer diye düşündüm. O zaman o kadrajlar fotoğraf makinesi kadrajları olmalıydı bana göre. Ve onu uyguladım da. Zaten filmin genelinde çok sabit kadrajlar var. Daha çok işte durağan ikililer, genel planlar yine durağan kullandık. Bir tek birkaç sahnede You Fly Cam diye bir stabilizer, bir alet var. Onu kullandık. Onun dışında çok fazla hareketli plan yok. Oysa ki ben yönetmen olarak severim biraz hareketli işleri. Yine de durağan olmasını tercih ettim. Odaklıyoruz, tamam mı? Doğal ışık kaynaklarını yönlendirme şekli kullandık. Yeri geldiğinde komple setin üzerine beyaz ince bez germek suretiyle yumuşak bir ışık elde ettik. Yeri geldiğinde reflektörlerden beyaz butterfly'ların üzerine güneşten yansıyan ışınları vermek suretiyle
tıpkı orada bir 2000'lik, 2500'lük bir ark varmış gibi yansıtma yaptık. Bu şekilde değişik bir aydınlatma şekliyle olayı kotardık yani. Gardiyon turuncu, gardiyon. Tamam. Gardiyon turuncumuz, yani gardiyon turuncu yok zaten, mavi var. Gardiyon turuncu var mıydı? Şu var. Başka gabonun dengredesi yok değil mi? Kullandığımız filtrelerin en başında Nötr Danste ve Polaris'e geliyor. Çünkü DSLR'e kameraların hassasiyeti çok yüksek. Onları düşürebilmek açısından objektifin diyafram mekanizmasının yeterli kalmadığı yerlerle karşılaştık. Onun için Nötr Danste ve polarizeyi aynı anda kullandığımız yerler dahi oldu. Onun haricinde bazı planlarda, gün batımlarında vesairede degrede nötr danste sistemler kullandık. Çeşitli renk filtreleriyle de farklı desteklemeler yaptık. Tabi bunlar hareketsiz sabit görüntü olduğu için kotardı. Aynı şeyi kurguda da tabi mecburen, yani öyle çektiğiniz için kurguda otomatik olarak sabit kadrajların kat kurguyla kurgulanması şeklinde gelişti. Ama kurguda bu sade süreci tatlandıracak şeyleri Burak'la birlikte karar vererek, özellikle renkleri yaparken onun After Effect'e çok hakim olması ve işte istediğim yere güneşi koydu, istediğim yere bulutu koydu, kırlangıcı bulutun üstüne keyleyebildi gibi bir takım tatlar kattı. Ona o anlamda gerçekten çok şey borçluyum. Bu render süresini arttırdı vesaire, fakat filme çok da fazla şey kattı diye düşünüyorum. Kurgunun tarzı genelde sakin ve sade ama böyle tuz biber var üstünde birazcık. Ermenilerin çaldığı balaban beni çok etkiliyordu. Özellikle bir kadının hüzünlü hikayesini anlatırken o ağlamaya yakın sesler beni çok etkiliyordu. Bu film için hep kulağımda o ses vardı. Müzik konusunda aslında çok fazla sıkıntılar yaşadık. Çünkü bir Ermenilerin çaldığı bir düdük vardı, Ermenya düdük. Onu araştırdık, onu istedik. Hocam çok etkili olabileceğini düşündü, filme uyarlanabileceğini düşündü. Belki çok Batı Trakya'ya uygun olmayabilir, 9-8'e uygun olmayabilir ama nedense balabandan başka hiçbir şeyi filmin üstünde görmek çok içime sinmiyordu. Seyit Ali Koç diye bir arkadaşımız var. O yaptı müziklerin büyük çoğunluğunu. Burak da altyapıları yaptı. Efektler bence etkiyi arttırdı filmdeki. Verilen işte istenilen coşkuyu yarattı. Verilmek istenen temayı ya da oradaki konuyu yaratabildiğini düşünüyorum. Daha yavandı izlemeden önce. Ama şimdi tam geçebildi, yani o etkiyi verebildiğini düşünüyorum. Hani her filmde olması gereken bir şey tabii bu. Bu filmde de puzzle gibi yerli yerine oturmuştu diye düşünüyorum. Kurgusu daha sade ve su gibi akan bir film yapmak istedik. Benim için önemli olan bu filmi bitirebilmekti her şeyden önemlisi, ki bitirdik. Bir yapımcı için de bence en önemli şey filmi tamamlayabilmek, bitirebilmek. Bence bütçenin boyutu çok önemli değil. Çünkü yaptığınız iş önemli. İmkanınızı bulabildiğiniz takdirde sorun yok. Burada imkansızlıkların da bir imkanı olduğunu bu filmle beraber gösterdik. Nasıl gösterdik? Mesela elimizde çok profesyonel bir kameranın olmaması, çok muhteşem bir objektif setinin olmaması, bunun yanı sıra prodüksiyon anlamında aşırı işte ışık setlerinin, jeneratörlerin vesairelerin olmaması, hatta makyajı bile herkes kendi arasında bir şekilde yaparak, ben bile makyaj yaptım,
Yani başka insanlar da bu makyaj denemelerini yaptılar. İyi kötü bir başarı kazandık. Ama bu amatör ruhla yapıldığı için sonuçta ben başarılı olduğuna inanıyorum. Yani tabii dışarıdan bakanlar çok farklı değerlendirebilirler. İmkanların yokluğunun farkında olmayabilirler. Onları da saygıyla karşılıyorum. Ve İlhan Arakon'un çok güzel bir lafı bu filmin başında aklıma hep geldi. Bize derdi ki bir film çekeceksen ya çok paran olacak ya çok zamanın olacak. İşin kötüsü bende ikisi de yoktu. Ne zamanım vardı ne param. Yani param vardı ama azdı. Dolayısıyla bir üçüncü sistem geliştirmek zorunda kaldım. Bu da çok disiplinli olmakla ilgili bir süreçti. Disiplinli olmaya çalıştım çekimler boyunca. Çünkü disiplinli olmadığınız takdirde, yani ipin ucunu kaçırdığınız anda çok fazla para harcama riski taşıyordu her şey. Ve zamanım çok azdı. 22-23 günde çekmem gerekiyordu filmi. Hem zaman az hem param yok. Ben disiplinli olmaktan başka çare bulamadım. Bir de tabii işte 40 küsur yaşındayım. O süreci boyunca öğrendiklerimi de işin içine katmaya çalıştım. Ve filmin sonunda çekimler bittiği gün dedim bitti mi? Ben şeyden çok eğleneceğimi düşünüyorum. Filmi bizim köydekiler izledikleri zaman, çünkü şeyler var yani işte kiminin kapısı diğerinin bahçesine açılıyor, kiminin penceresinden bakıyorsun öbür evin avlusunu görüyorsun ve ben bunları, bizim insanların vereceği tepkiyi çok merak ediyorum. Kim bilir neler yumurtlayacaklar ve ben onu sabırsızlıkla bekliyorum. Ben bu ismi çok severek koydum. Biraz Alaturka bir isim. Saklılık duygusu var. İşte bahçe Osmanlı'da cinselliği çağrıştıran bir metafor. Aşk zaten kelime olarak herkesin direkt, özellikle genç neslin ilgisini çeken bir şey. Çok gişe kaygısıyla yapılmış bir film değil, hepiniz biliyorsunuz ama sonuçta Saklı Bahçede Aşk ismi biraz gişeye yönelik oldu galiba. Dijital sinema kesinlikle geliyor. Yani çünkü ölçeklendirmeye baktığımızda şu an tabii yaptığımız çalışma gereği bir 1920-1080 standardında, 2K'ya yakın bir standartla çalıştık. Bu tabii ki 35 mm'nin biraz altında bir standart. Lakin 4K standardına çıktığımız zaman 35 ile 4K arasında mesafe iyice daralıyor. Onun sonrasında ki biliyorum Ultra HD diye 8K'lar geliyor. Yani 33 megapiksel kameralar geliyor. Bunlar için 128 bitlik bilgisayarlar söz konusu. Bunun da birebir bu şekilde, yani kaydedildiği şekilde gösterim unsurları muhakkak ki devrede. O zaman tabii ki dijital sinema geliyor. Hatta üzerine 3 boyutlu dijital sinema geliyor. Cennet'in repliklerinden biri şey diyor Ertan'a. Zamanı geldi mi hiç kimse duramaz önünde diyor. Her şeyin bir zamanı var ya canım, ondan işte zamanı geldi. Bir fırtına tuttu bizi, deryaya kardı. O bizi